Evet, merhabalar. Bugün Upcorn kanalı için karşınızdayım. Konuğum sevgili arkadaşım Celal Cündoğlu. Celal Cündoğlu ile beraber Upcorn için yapay zekayı konuşacağız. Yapay zekayı herkesin konuştuğu gibi değil, konuşulmayanları konuşmak üzere buradayız. Herkes bu konuda her şeyi biliyor. Biz bu konuda çok az şey bildiğimizi biliyoruz. Doğru mu Celal? Kesinlikle. Sevgili Celal Cündoğlu'yla bu yayını yapıyor olmamızın şöyle bir geçmişi ve amacı var. Kendisi Kasım 2023'te bu konuda bir yazı kaleme aldı. Linki de şuralara, buralara bir yere koyarız herhalde. Bu yazısında bilinmeyen yönleriyle bize yapay zekayı anlattı. Ama yapay zekayı anlatırken, bu zor kararı nasıl alacağımızı anlatırken güncel bir konuya değindi ve OpenAI şirketinin bütün geçmişini ve bugününü anlattı. OpenAI'yı senin kaleminden okurken bilmediğim ne kadar çok şey olduğunu anladım. Dolayısıyla bugün sizlerle beraber yapay zekanın ne kadar zor bir karar olduğunu, gelecekte bizi nelerin bekleyeceğini sevgili Celal Cündoğlu ile beraber konuşacağız. Tehdit mi, fırsat mı anlamaya çalışacağız. Ama bütün bunları yaparken önce Celal'in yazısından başlayalım ve OpenAI ile ilgili bilinmeyenleri kısacık senden dinleyelim ki izleyenlerimiz yazıyı gitsinler, uzun uzun okusunlar. Teşekkür ederim Soner Bey. Bu sohbetlerde sizinle birlikte olması çok keyifli. Çünkü biz yıllardır sizinle özel oturumlarımızda bu gelişmeleri değerlendiriyoruz. Şimdi daha geniş kitlelere böyle ulaşması keyifli olacak. Şimdi OpenAI'yi birçoğumuz farkında değilizdir. Aslında cebimizde taşıyoruz. ChatGPT uygulamasını birçoğumuz duymuştur. OpenAI, ChatGPT'nin yazarı olan firma ve Ekim 2023 itibariyle de ChatGPT kullanıcı adedi 100 milyona ulaşmış. Bunlardan birisi de benim. Evet, ben sizin bayağı etkin kullandığınızı biliyorum. Çevremizde kullanan birçok arkadaş var, deneyimleyen birçok arkadaş var. Tavsiye de ediyorum açıkçası. Küresel bir uygulama, ancak OpenAI çok farkındalık yaratmış durumda değil bir şirket olarak. Kasım ayında çok ilginç bir şey oldu OpenAI'da. Bir cuma günü, 17 Kasım günü, yönetim kurulu genel müdür Sam Altman'ı bir videoya çağırdı, bir video toplantısına ve kendisini görevine son verdiler. Bu çok şaşırtıcı bir şey oldu. Bir anda bütün kamuoyunu salladı, çalışanları salladı, hiç kimse hazır değildi. Ve geçici olarak CTO olan Mira Murati'yi atadılar ve bundan sonra da ortalık bayağı karıştı. İki gün sonra, pazar günü, bu sefer Mira Murati yerine Twitch'in CEO'su, geçici CEO olarak atandı. Bunun üzerine OpenAI'nin önemli bir yatırımcısı olan Microsoft'un genel müdürü Satya Nadella bir açıklama yaptı. Dedi ki, tamam biz yeni genel müdürle çalışacağız. Ama bu arada Sam Altman da, yani görevine son verilen CEO da Microsoft'ta bizim aramıza katılacak. Bir diğer OpenAI kurucusu Greg Brockman'la beraber ve ekipleriyle beraber. Bu da yetmedi. Pazartesi günü çalışanları, OpenAI'nin çalışanları, ki 770 kişinin 700 kadarı, bir imzaladıkları bir bildiriyle yönetim kuruluna dediler ki Sam'i göreve geri iade edin, yoksa biz de yokuz. Çok ciddi bir tehditti. Bu salı günü şöyle bir sonuç verdi. OpenAI'nin yönetim kurulu değişti. Yönetim kuruluna Salesforce'un eski eş başkanı girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski hazine bakanı Larry Summers girdi. Ve dediler ki biz Sam Altman'ı görevine iade ediyoruz. Yani cuma günü başlayan, 17 Kasım cuma günü başlayan olay 21 Kasım cuma günü itibariyle bu şekilde sonuçlandı. Kamuoyunun önünde gerçekleşen, Twitter'da karşılıklı mesajlaşmalarla gerçekleşen çok ilginç bir olaydı bu. En azından ön planda olan biten buydu. Tabii çok şaşırtıcı bir olaydı açıkçası. Şimdi yapay zekayı zaten anlamaya çalışırken yeterince zorlanıyorduk. Evet. Bir de böyle magazinvari bir olayı çok hızlı bir şekilde bütün dünyada yaşadık. Hepimizin beyni yandı.
Senin yazın bu açıdan çok kıymetli. Evet. Fakat yazından aldığım bazı alt bölümler var ki bence kıymetli. Onları da bizi izleyenlere vurgulamak istiyorum. Bir kere OpenAI 2015 yılında kar amacı olmaksızın kurulmuş bir yapı. Doğru. Hiç bilinmeyen bir yanı olduğu için altını çizdim. Bir de senin söylediğin üzere ChatGPT OpenAI'ın ürünlerinden sadece bildiğimiz ilki. Doğru. Ya da bir tanesi. Doğru. İkinci bir konu benim yine senin sayende öğrendiğim. Elon Musk aslında şirketin 2015'teki kurucularından ve ilk yatırımcılarından. Evet, evet. Fakat 2018'de hiçbirimiz duymaksızın 2018'de sessizce Elon Musk şirketten ayrılıyor, yönetim kurulundan çekiliyor ve yatırım taahhütlerinden de vazgeçiyor. Bu da çok ilginç. Elon Musk'ı severiz sevmeyiz ama non-profit bir şirkete öncelikle katkı vermesi sonra 3 sene sonra çekilmesi çok önemli. Ardından Microsoft gibi bugün dünyanın en değerli şirketi bu tarihi itibariyle önce 1 milyar dolar ardından da 10 milyar dolarlık iki yatırımla giriyor ve senin de bahsettiğin üzere ciddi bir söz sahibi oluyor OpenAI şirketinde. Ve yine verdiğin bir veriyi bir başka söylemle düzeltelim. Kasım 2022 Ekim 2023 arasında bir senede 100 milyon kullanıcıya erişiyor OpenAI ChatGPT sayesinde. Bütün bunları altını çizmek istedim çünkü hepsi çok kıymetli veriler. Sen çok mütevazi bir şekilde yazında araştırmacılığını konuşturmuşsun. Çok güzel ama mutlaka bilinmesi gereken çünkü yapay zekanın tarihini anlatanlar biliyorsun 2. Dünya Savaşı sonrasında Enigma makinesiyle başlarlar. Bence OpenAI'de yaşananlar özellikle o hafta yaşananlar fevkalade önemli ama bu bilgilerle beraber. Şimdi sana bütün bunları konuştuktan sonra biraz da senin kişisel yapay zeka merakına dönmek istiyorum. Tekrar döneceğim OpenAI'ya ve yapay zekaya. Seninle birlikte çalıştığımız dönemde biz ilk tanıştığımız yapay zeka konuğumuz yapay zekanın etiği üzerine çalışan genç bir hanımefendiydi. Buradan da kendisini analım. Cansu Canca. Evet. Cansu Canca 2017 yılında bize geldi ve yapay zekanın etiğini anlattığında biz yapay zeka ne ola ki şimdiden etiğini ahlakını tartışıyoruz demiştik. Ardından 2018 yılında Cem Say hocamızla beraber bir yapay zeka çalışmasına soyunduk. Ve onunla benim de yine bir video çalışmam. Sonrasında da iş yerimizde beraber bir deneysel çabamız olmuş idi. Ve senin de emek verdiğin bir rapor ortaya çıktı. Robokan adını verdik. Robokan'ı ve yapay zeka ile ilgili birlikte yaptıklarımızı senin ağzından kısacık dinleyelim. Teşekkür ederim Söner Bey. Bunun başlangıcı bizim hep birlikte merak edip denememize geri dönüyor açıkçası. Birlikte çalıştığımız dönemde birçok yeni teknoloji çıktığında acaba bunların gerek yaptığımız işe gerek hayatımıza gelecekte etkileri neler olacak diye hep düşünmüştük. Cansu Hanım'la çalışmamız da öyle, Cem Hoca ile başladığımız nokta da öyle. Biliyorsunuz Bankalarası Kart Merkezi'nde oldukça büyük bir veri, her gün gerçekleşen kart işlemleri ve uzun yıllardır elimizde bulunan kart işlemleri vardı. Araştırdığımızda şunu gördük ki yapay zekanın olmazsa olmazı büyük veri. Bizim elimizde bu kadar önemli bir değer varken acaba biz bundan manalı bir şey çıkartabilir miyiz diye bayağı bir araştırdık. O dönemde büyük bir uzman olan, bu konuda önemli bir uzman olan ve yıllarını bu işe vermiş olan Cem Hoca ile evet tanıştık ve hoş olan taraf şuydu ki Cem Hoca işin sadece matematiğiyle, teknolojisiyle değil, sosyal tarafıyla da çok ilgileniyordu. Kendisiyle beraber o veriden bir şey çıkartılabilir mi diye araştırdık. Teknik olarak öğrendiğimiz neydi? Verimiz çok büyük ama kalitesini iyileştirmemiz lazım ki oradan bir zeki bir şey çıkaralım ve bize yardımcı olsun. Bunun yanında şunu anladık. Her iş biriminin,
her iş ünitesinin, bu ille de bir satış birimi veya pazarlama birimi olması gerekmiyor. Bir operasyon birimi de olabilir, bir satın alma birimi bile olabilir. Her birinin yapay zekadan faydalanabilmesinin yolu var ve herkesin bireysel olarak düşünmesi gerekiyor. Acaba ben işimi bu teknolojiyi kullanarak daha iyi nasıl yapabilirim diye. Dolayısıyla bu bir teknoloji örgütü işi değil. Herkesin düşünmesi gereken bir şey. Burada şirketimiz içerisinde farklı farklı iş birimlerini bu konuda arkadaşlar bize kullanım senaryoları üretin derken bulduğumuz şeylerden birisi de bizim araştırmalarımızı yapan Ar-Ge ekibimizin ve oradaki sevgili arkadaşımız Okan Yıldız'ın haftalık çalışmalarıydı. Okan yıllardır her hafta ödeme sistemleriyle ilgili dünya basınında çıkan ilginç haberleri tarar. Onlardan en dikkat çekici olan 5-10 tanesini her hafta alır, bize Türkçe olarak özetler, Türkçe içerik olarak ve yayınlardı. Bunu ilk başta şirket içinde, sonra bankalarımıza, sonra da X aracılığıyla bütün kamuoyuna paylaşır hale gelmiş değerli Türkçe içerik üretiyordu. Biz dedik ki, acaba Okan'ın her hafta başında birkaç gününü alan bu önemli makale tarama işini biz yapay zekaya yaptırabilir miyiz? Birlikte oturduk, tartıştık, değerlendirdik ve Okan yanımıza da bir iş ortağı, arkadaş, bir şirket bulduk ve adını da verelim. Krede Ahmet Kocamaz sağ olsun çok evet, katkı verdi. Evet, kesinlikle Ahmet'le beraber ve bu projemize de sonucunu da ürettik aslında. Çünkü yıllardır birikmiş olan seçilmiş makale bilgisini bu algoritmaya verdiğimizde bize her hafta aynı yerleri tarayarak ilginç makaleleri bulmaya ve Okan'ın kendi başına arayıp bulduğu makalelerle karşılaşmaya başladığında çok örtüştüğünü, hizalandığını gördük ve memnun olduk ve bu sonuçlarımızı biz şeyle gerek teknik açıdan gerek iş açısından nasıl olduğunu gören bir raporda topladık. Projemizin adı da Okan'ı yapay zeka ile yenilediğimiz için RoboKan, yani Robot Okan ismini verdik ve bunu raporlandırdık. İsteyenler bugün bile gidip favori sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparak Bankası Kart Merkezi'nin web sitesinden bu raporu indirebilirler. Sevgili Mertcanlar, rica edelim. Şuraya ya da buraya bir link koyarak Upcorn aracılığıyla bu RoboKan white paper'ımızı da bizi izleyenlerle paylaşalım. Ağzına sağlık, çok güzel özetledin. Yine satır aralarında geçen çok önemli bir şey söyledin. Yapay zekanın en önemli bileşeni veridir. Evet. Büyük veridir dedin. İşte yine yapay zeka ile ilgili bizim bu yorumumuzdan geride kalmasını istediğim en önemli bölüm bu. Dört harf veri. Veri ne kadar çok olursa, doğru olursa, doğru, sağlıklı olursa ortaya daha iyi yapay zeka çözümleri çıktığını biz seninle tecrübe ettik 2018 yılında. Bu yapay zeka ilgimiz, bilgimiz ve merakımız her ne kadar bilgimizin çok az olduğunu bilsek de buradan kaynaklanıyor. Veri fevkalade kıymetli. Bugünlerde gündemde yapay zeka ile ilgili tartışmalar çıkarken Cem Hoca geçtiğimiz hafta sonu bir yazı yazdı. Yalan makinesi adını verdi. O yazıyı da buraya getirdim. Yalan makinesi yazısında Cem Hocam, veriyi aslında sağlıksız verirseniz yapay zeka teknolojileri de size gayet güzel uydurabilir, bir yalan makinesi haline gelebilir dedi. Bu da senin söylemlerinle fevkalade örtüşüyor. Evet. Peki bu konuda ne diyorsun? Sevgili ünlü edebiyatçı Murat Gülsoy geçtiğimiz haftalarda Gabriel'in Cüceleri isimli bir kitabının olduğunu öğrendi. Çünkü yapay zeka bunu da uydurmuştu. Murat Gülsoy'un yazdığı başka yazılara bakıp uydurmuştu. Ben buraya gelmeden önce kendimle ilgili de acaba neler uydurabiliyor diye baktığım zaman beni finans sektöründe olduğumu ama alakasız kurumlarda, bazen Bankalar Birliği'nde, bazen başka bir kurumda, farklı bankalarda, genel müdürlük değil yönetim kurulu başkanlığı vesaire yaptığımı söyleyecek kadar hani ilgisiz gibi olmasa da uydurmuş bilgilerle karşılaştım. Dolayısıyla yapay zeka, veri ilişkisi ve sonucunda doğru ya da yanlış uyduruk verilere ulaşma ihtimalimizle ilgili senin gözlemlerin nedir?
Soner Bey çok haklısınız. Hem endişe hem de kahkahalarla Murat Bey'in yazısını okudum. Çok ilginç. Bence dinleyicilerimizin de okumasını ve bu işi nerelere götürebileceğini görebilirsiniz. Sonuçta zararsız ama yanlış bir bilgi. Bunun çok daha zararlılarına da ulaşılabilir. Zaten gene yani sohbetimizin ana konusu tehdit mi fırsat mıya geliyor. OpenAI'ya da döndüğümüzde gene konuşuruz. Oradaki gerilimin sebebi bile yapay zekanın güvenlik ve ahlaki açıdan konularının ticari endişelere yenildiğinin kaygısıyla oluşmuş bir şeydi. Buradan ciddi tehlikeler de çıkıyor olabilir. Bunlara da dikkat etmek, biliyor olmak lazım. Evet, seni güldürmüş ama her zaman güldürmeyebilir. Doğru. Çok zararsız da olmayabilir. İşte sana hafta sonu yaptığım çalışmalardan çıkardığım ikinci bir çalışma. Daran Hocamoğlu'nun, sevgili Daran Hocamızın İktidar ve Teknoloji kitabında yapay zekaya özel bir bölüm ayırmış. Özellikle bu bölüme girip baktığımda acaba ne kadar masum olabilir dediğimde hocam şunu söylüyor. Yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin neredeyse kaçınılmaz olarak topluma faydalı olacağını savunan bir vizyonun bir illüzyondan ibaret olduğunu savunuyorum diyor. Gerçekten hani körü körüne bir yeni bir teknolojinin fayda yaratacağını beklemek gereksiz bir iyimserlik. Dolayısıyla asıl olarak dijital teknolojileri kontrol edenleri zenginleştirmesi elbette tesadüf değil diyerek sadece yapay zeka üzerinde değil, yeni teknolojiler özelinde endişelerini, efendim kaygılarını dile getiriyor. Dolayısıyla ben bizim konumuza dönersek, doğru ve sağlıklı veriyle yapay zeka eşleşmesinin çok kritik olduğunu, eşleşmemesi halinde yapay zekanın bir yalan makinesine dönme ihtimalinin zor olmadığını, dolayısıyla bu yalan makinesinin de dünyanın geleceği için, ülkelerin geleceği için, demokrasiler için ve bireyin aslında geleceği için çok ciddi tehditler oluşturabileceğini düşünüyoruz. Peki bu yorumları yaptıktan sonra ne yapalım? Yapay zekadan uzaklaşalım mı, soğuyalım mı, dokunmayalım mı? Tabii ki değil. Onun için ne yapmalı? Yapay zeka ile ilişkimizi hangi düzlemde, ne hızda, nasıl yönetmeliyiz? Gene ben biraz evvel söylediğime döneceğim. Bir kere yokmuş gibi davranamayız. Merak edip öğrenmek durumundayız. Hayatımızın bir parçası haline getirmek durumundayız. Ve faydalanmalıyız. Tehditlerini de bilerek gerekli güvenlik önlemlerinin de yerleştirilmesini sağlamamız lazım. Tabii bunu biz sokaktaki bireyden bekleyemeyiz ama bu işe yön veren karar vericiler, teknoloji kuruluşları ve elbette ki kanun yapıcıların bunların imkanlarını ve tehlikelerini bilmeleri ve gerekli kontrolleri yerleştirmesi lazım. Yani ne kanun yapıcılar geriden gelebilir ne yargı geriden gelebilir. Bunların da yerleşmesi lazım. Hayatımıza girmesi lazım. Yani bugün biz bir arabayı kemer olmadan kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Eskiden yoktu ama kemersiz de kullanabiliyorduk. O da bir teknoloji. Yani arabayı kullanabilmek otomotiv de bir teknoloji. Ama artık hayatımız çok daha güvenli. İşte şeyler var, kemerler var, araçlar öyle tasarlanıyor içerisinde. Bizi koruyan bir sürü şey var. Benzer kontrol mekanizmaları yapay zekanın içerisine de yerleştirme durumunda ki bizim insanlığa faydası olsun. Hani 2015'e OpenAI'nin kurulduğu döneme geri döndüğümüzde söyledikleri misyon şu: yapay zekayı insanlığın faydası için oluşturmak. Zaten onun için bir kar amacı gütmeyen kurum olarak kurulmuş. Bizim için öncelik insan olmalı ve bize fayda sağlayacak şekilde tasarlanmalı. Evet, çok güzel bir örnek verdin. Gerçekten otomobil ve emniyet kemeri örneği benim aklıma bir dolu şey getirdi. Bugün emniyet kemeri dediğin önlem aslında dünya çapında standartları var. Her ülkede kanunlara, regülasyonlara girmiş durumda. Efendim, dolayısıyla gerçekten her yeni teknolojinin kendi emniyet sübaplarına ihtiyacı var. Yapay zekanın da buna ihtiyacı var.
Dolayısıyla yapay zeka zor bir karar mı? Evet, kesinlikle zor bir karar. Ama bu zor kararı verirken onu tehdit ya da fırsat diye etiketlemeye de gerek yok. Doğru kullanılırsa fırsat, yanlış kullanılırsa yalan makinesine dönüşebilecek bir tehdit. Dünyanın geleceğini, demokrasilerin geleceğini tehdit edebilecek kadar büyük bir tehdit. Ama emniyet kemeri örneğinde olduğu gibi bunun uluslararası standartlarda ülkelerin düzenlemeleriyle kontrol altına alınmasıyla doğru yere oturacağını düşünüyoruz. Biz en azından ikimiz sağ olsun sevgili Upcorn sayesinde, Mertcan sayesinde yapay zeka konusunda dünya vatandaşı olarak görevlerimizi yaptık. Evet. Bu akşam huzurlu uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Celal. Şöyle kapatalım istiyorum bizi izleyenlere. Tamam, ben anladım da ben bir birey olarak yapay zeka ile ilgili yol haritamı nasıl belirlemeliyim? Şirketimde, kuruluşumda, işimde, girişimimde yapay zekayı nasıl planlamalıyım dedikleri zaman onlara daha somut bir tavsiyen, önerin olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim, yapay zekadaki fikir önderleri yaklaşık tahmin ettikleri şu ki 2029 yılı itibariyle yapay zeka insan bilinç seviyesine ulaşacak. Fazla bir zaman kalmamış, 5 sene kalmış. Benim en azından beklentim 2029 yılı itibariyle yapay zekanın bana işte Celal eğer Eminönü'ye video çekimine gideceksen arabanı alma. Bak orada arabanı park edemezsin, tramvaya bin öyle git demesi. En azından bunu söylemesini bekliyorum. Tabii bu işin şaka tarafı, detayına girmedik ve evvelki işimizde sadece Robokan'ı yapmadık. Biz birçok farklı iş kollarında acaba yapay zekayı nasıl değerlendirebiliriz diye baktık. Başka örneklerimiz de var. Cem Hoca ile çalıştığımız gibi başkalarıyla da. Hep şunu sorguladık, ya acaba benim işimin yaptığım bir kısmında yıllar içerisinde veri birikti mi? İlle de bunu benim yapmam lazım mı? Her iş sahibi kendisi bunu düşünmeli, kendi ekiplerine de bunu sorgulatmalı. Bazı şeyleri insan yapmak zorunda mı? Çünkü çok değerli bir şeyimiz var, bilincimiz var. Bunu biz daha verimli işlere verebiliriz el yoran işler yerine. Bunlar sorgulanabilir. Benim aklıma bu geliyor açıkçası. İlk başta odaklanabilecek bir şey olarak. Teşekkür ederim. Ben de açıkçası kendi adıma bizim seninle yapay zeka yolculuğumuzda yaptığımız gibi merak etmelerini, evet, gözlemlemelerini, efendim, temkinli bir adaptasyon ve benimseme, evet, içerisinde olmalarını ve mümkün olan her fırsatta da bunları uygulamaya geçirmelerini önerelim. Çünkü biz seninle bugün burada bu konuşmayı yapabilecek seviyeye gelmişsek, bütün bu dediklerimizi yaptığımız için, merak ettiğimiz için, evet, peşinden koştuğumuz, evet, elimizi kirlettiğimiz deneyler yaptığımız için ve bununla beraber çıktılar üretip paylaştığımız için, evet, bu bilgi seviyesine ulaştık. Ki şu kadar biliyoruz, çok şey bilmiyoruz. Onun altını çizelim. Ama bu seviyeye gelmişsek ne mutlu sana, ne mutlu bana. Bu yayını gerçekleştirmemizde bize ev sahipliği yapan sevgili İş Bankası'na teşekkür edelim. Bizi bugün konuk alan Upcorn'a teşekkür edelim. Ve yapay zeka ile ilgili merakımızı, gözlemlerimizi, deneylerimizi devam ettiriyoruz diyerek, evet, bizi izleyenlere hoşça kalın diyelim efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.